Uluslararası Online Kısa Performanslar Festivali'nden merhaba. Öncelikle herkese sağlık diliyor ve tiyatrolarda tekrar buluşma dileğimizi yineliyoruz. Birazdan Monologlar Müzesi, Modern Zamanlarda Maria Palagina performansını izleyeceksiniz. Batur Belirdin'in doyumsuz performansıyla Balat'ın delikanlı abisi aslında aşkın modernlik filan anlamadığını tutku taşan bir dille kendi üzerinden ispatlıyor sanki. Ah bir demeli sözün armonikası ve herkese bulaşan gülümsemesi var ki tüm sakıncalı komşularla akraba olma iyiliğine götürüyor. Bu sefer Balat'tan seslenen Monologlar Müzesi projesi bir farkındalık yaratırken kimseyi incitmeden acı ve utanç dolu gerçeği anlattığı için üzerinde çok yazılması ve düşünülmesi gereken bir proje olarak büyük bir sorumluluğu yerine getiriyor. Hep birlikte izliyoruz. Biz hala buradayız. We are still here. Nasıl bir şey lan?
Filmciler öyle diyorlar ya, ikinci kare, atmışım kendimi suya, çivi gibi suya, çivi gibi, buz gibi. Yüzmüşüm çapa çapa, çıkarmışım maçı, götürmüşüm onun önüne böyle laps, ben koymuşum, ben. Maria bile bir şaşırdı. Bana dedi, ne oluyor böyle bir etrafa baktı. Sonra bir bana baktı. Herhalde dedi ki, lan dedi, buna mı kaldık lan dedi. Sonra kalktı ayağa. Hani böyle, yalan yalan. Azalıyordu, bayılıyordu, kaçtı gitti böyle. Arkamda geçtiler, bağırıyorum, ne falan. Çocuklar, arkamdan, ana, abla, dümdüz gitmedilerse ben de ne olayım? Ha benim kulağıma bir şey gelmedi. Hayır, gelse farklı olur da. Kesin öyledir yani. E niye? Karantinanın içine sıçtık ondan yani. Ama ondan değil bak, sadece ondan değil. Bunlar anladılar, Maria bendeydi, ona bir ayar oldu. Hani filmciler ne diyor? Bir tık ayar oldu. Ya. Neyse ya, şimdi herkes gelmiş. Herkes orada, balık balık. Sen de orada, ben buradayım. Bak şimdi, bunlar başka şeyler var. Bizim Kasap Kasım abi vardı, eskiden çok severdi, sayardık, sürekli müzik oynayacak. Dükkanın önündeki kedilerin ciğer ziyafetleri çeker. Cennet hepsi, o da gelmiş. Bizim mumursuzu papaz efendi bak, mumursuzu derler ona, lakabı bu. Ama harbiden mum indirir adam ya. Böyle gelir. Oradan mum indirir. Böyle gelir. Misafirleyin de oradan böyle mum indirir. Herkes de bilir, herkes de sever bu adamı. Ulan dedim, bir gün sordum, manyak mısın lan dedim, mumların içinde yaşayan bir adamsın. Ne yapıyorsun, ne ayaksın? Falan gidiyor. O da öyle bir paket, o da gelmiş, merak etmiş. Neyse kardeşim, şimdi herkes orada. Ben çok havalı bir şekilde çıkardım kendimi, çaldım yere. Çektim bıçağımı, bastım naraya, atladım o sarı dalgalasının üstüne. Çok havalı kuru bir şekilde ha. Atladım atlamasına da bu şimdi bir şey yaptı, ben anlamadım. Ayak hareketi, abuk sabuk bir şey yaptı. Şaşırttı beni yani, buradan buraya kadar acamat etti beni. Omuzdan nasıl kan geliyor? Eci, göl oldu. Allah'ımı şaşırttı yani. Ben bir kaldım şimdi. Bir durdum. Yani. Gideyim, bir kalayım diye geldim. Ulan gitsem nasıl gideceğim, kalsam nasıl kalacağım? Gitsen yakışır mı lan delikanlıya? Fahriye'yi, Maria'yı araca bağlatır mıyım lan ben? Maria'ya bir kere kemaşır mı lan? Ya, ben onun için her şeyi yaparım, ölürüm. Öldürürüm. Hadi kaldın, nasıl kalacaksın? İki dakika sonra yerin yığılıp kalacak kan kaybından, değil mi? Ulan dedim, kal lan işte. Gün bugünse, burada onurunla, şerefine, lan burada geber git işte. Kaldım. Şimdi böyle saplanıyorum ama bekliyorum ki bir hareket, bir şey yapsın. Ben oradan yürürüm hesabı çünkü bende mecal yok. Bu ne yaptın gerizekalı lan? Gerizekalı gebeş ya. Oğlum ben bal atacağım razıyım lan. He? Sen beni göbeğimden iş etmeye kalkarsan ben seni yerim. Değil mi? Ben bir kumluna getirdim bunu. Yırsıyla tuttum, yuttum, bıçağı düşürdü mü? Hoppa güzel. Aldım benim maliyeti, vurdum buradan dizine. İnce rende yukarıya doğru kaydırdım ki bıçak kemiğe bir değilsin, değil mi? Değsin ki onun acısını bir alsın, değil mi? Alsın ki o acıyı hiç unutmasın. Hayrının adını da bir daha ağzına almasın. Değil mi? Tekmeyi de bastım böyle. Dizine böyle iki tuttum kırdığında. Tuttum suratını. Açılmış böyle gözler bakıyor. Tıpkı bu açık böyle. Anladı bak. Ne yapacağımı anladı. Hani yalvardı yalvaracak. Geliyor herkesin içinde. Tuttum kulağını. Bak burayı dinle. Kaldırdım benim emaneti. Vurdum okula. Kaldırdım okula. Gösterdim milleti. Hani yani bundan sonra bana, mahallene, sevdiklerime falan tepelleş olmaya kalkan olursa hesap, değil mi? Ya. Attım okula milletin ortasına. Ortalık nasıl kaldı? Ondan benden. Böyle attı gör. Bunun var ya, bunun gıkı çıkmadı. Bu sarının gıkı çıkmadı. Bak. Toplu tüfekti ama böyle de bir adam değil. Evet. Sonra da mahalleden cicazladı gitti sarısında. Keşke. Değil mi?
Nasıl düştü suratlar değil mi ya? Böyle oluyor işte. Şimdi güzel tarafını anlatayım. Hani Maliye'yi belki merak edersiniz. Etmeseniz de para veriyorlar. Anlatacağım yani. Maliye'yle bir bok olmadı. Tamam mı? Bu şimdi gitti evlendi bir evde. Bize de geliyor böyle, duyuyoruz. Duyumları geliyor. Neymiş? Çok muhterem bir sarmış. İyi. Neymiş eve gelirmiş. Ağzına hiçbir koymazmış. Melek. Eve gelirmiş, karısına elini kaldırmazmış. Kötü söz çıkmazmış ağzına. Ben bunları duy. Kur. Git sevinme. Niye? Dedim ki kendime. Bak dedim. Keşke dedim o davlama Maria'ya bir kere bir elini bir kaldırayım. Ha? Değil mi? Ben gittim o elini kırayım. Bir tarafına sokaydım. Ha? Öyle pis bakaydım. Öyle pis. O kendi gözlerimi oyaydım. İkisini birden. Ha? Böyle pis konuşsaydım. Ha? O leş kokanı, leş dilini koparsaydım. Çekip alsaydım Maria'ya yani. Karım olsaydı ya, kocası olsaydı ya. Mutlu, ferah olsaydı ya. Olmaz mıydı kardeş? Değil mi ya? Olmaz mıydı ya? Ha, elleri vermeyeyim de ya. Bence olurdu. Değil mi? Bence olurdu yani. Ha, olmadı. Olmadı, hikaye oldu bak. Akışta kalın diyorlar. Ne demekse. Ha? Değil mi? Öyle bir şey yapın. Hadi hayırlı arkadaşlar.